Efendim 85 yaşındaki Mehmet Aydın Erkabalcı küçücük dükkanın duvarlarına astığı fotoğrafların arasında zanaatını tüm gücüyle icra ediyor. İşinde bir hayli iddialı olan Gaziantep'in son tenek ustası Erkabalcı, "Benim yaptığım işi hiç kimse yapamaz. Zanaatkar olarak üstümüze gelen yok," dedi. Anılarının arasında ilerleyen yaşına rağmen mesleğini icra ediyor tenekeci Mehmet Aydın Erkabalcı. Kimseye mühtaç olmayacak, Allah'ın kelamını özgür. Gücümün yettiği yere kadar gideceğim. Sabah özenleniyorum, babamı silidirdim. Kalkın oğlum, rüzgar kendileri, kalkın. Ben derken kalkın, bendim hala devam edin. Elim ayağım düşüyor. Bir şükür. 85 yaşındaki Mehmet amca küçücük dükkanında çocukluğundan itibaren tenekecilik yapıyor. Mehmet amca aynı zamanda Gaziantep'in son teneke ustalarında. Dörtlü kalıpları yapıyorum kızım, bak şunlardan. Bunlar dörtlü kalıbı. Hamuru dolduruyorlar, tavalara döküyorlar. Bunlar en ağırlı güçlerim. Benim yaptığımı hiç kimse yapamazdı. Yani zanaatkar olarak üstümüze gelen yok. Gaziantep'te yaşayan 4 çocuk babası Mehmet Aydın Erkabalcı çocukken başladığı tenekeciliği askerlikten sonra da bırakmayarak meslek haline getirdi. Aşağı giden çocuktan geçiyordum. Bakayım. Abim dedi ki yarın seni dükkana götüreyim mi dedi. Ben de götür dedim. Gelişim oldu. Küçüğüm, aklım yetmez. Askere gittim geldim. 59'da terhis oldum. Senelerce köle gibi çalıştım. Bir garanda okuluna. Mesleğin son temsilcilerinden biri olan Erkabalcı, mesleğinin de unutulmaya yüz tuttuğunun farkında. Mesleğe de hevesi denk olmadı. Evvel okul tatilinde 3-5 tanıdık, aç şu yanında bir şeyler öğrensin dedi. Şimdi hevesi denk olmadı. Şimdiki gençler hiçbir şeyden hevesterler. Ekmek elden, su gölden yaşıyorlar.